sahte altına dikkat, ucuz alayım derken dolandırılmayın. Son aylarda şikayet oranı artan sahte altınlarda özellikle internet üzerinden yapılan alışverişler öne çıkıyor. Sahte altın şikayetleri yaklaşık son 6 aydır arttı. Sarraflar uyarıyor. 5-6 aydır yoğun olarak arttı bu durum. Genelde internet üzerinden alınan altınlarda ve de kaplama özellikle satılan bijuterilerde de var bu. Ama artık yavaş yavaş bu işi bizim altınlarımıza çok benzetmeye başladılar yani. Hani biz görünce anlayabiliyoruz, bizden yana sıkıntı yok ama müşteriler yeter ki aldanmasın. Önemli olan müşterilerin durumu. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Biz şüphelendiğimiz üründe şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu mihenk taşına sürüyoruz. Bu 14 ayar bir altın. Bunu sürdük. Bu da sarı bir iğne, metal bir iğne. Bunu da yanına sürdük. Buradan 14 ayar asitimizi alıyoruz. Sürüyoruz. Bakın maden olan gitti. Sildi. 14 ayar ise hala duruyor. Ziynet eşyalarında çıkan ses en önemli belirleme yöntemi. Bir de ziynette bakalım bu sesle anlama yöntemine. Şu gördüğünüz gerçek altın. Bunun sesini dinliyoruz. Bu da kaplama olan altın. Zaten görüntüden belli. Bunları bizim üyelerimiz hiçbir zaman satmaz. Yani bunları zaten anlarlar. Ama dışarıdan, internet üzerinden veya kaplama satan arkadaşlardan bunları temin ediyorlar. Ama yasal mı derseniz yasal değil. İnternette fiyata aldanmak istemeyen vatandaşlar altını güvendiği kuyumculardan almalı. İnternet üzerinden duyuyorum ben. Taksitle alıp içinden böyle altın çıkanlar oluyor. En güzeli nedir? Güvenilir kendi kuyumcusundan almaktır. Müşteri her zaman gidip kendi kuyumcusundan güvenilir olan, sürekli alışveriş ettiği yerden fiyata bakmayacak. Fiyatı belki daha başkası atıyorum 5 lira 10 lira aşağı verebilir ama böyle sıkıntılarla karşılaşabilir. En güzeli nedir? Kendi güvenini bildiği itibarlı insanlardan almaktır. Sahte altını anlamanın bir başka yolu da ağırlığı ve üzerindeki yazının netliği. Sertlikten anlayabilir. Yani bizim altınımız yumuşaktır. Bunu bükebilirsiniz. Bunu böyle yaptığınızda bükebilirsiniz ama bunu bükmeniz mümkün değil. Sesinden belli zaten bunun alaşımı daha fazla. Gram olarak derseniz gram olarak da tutmaz birbirine. Bizim altınımız daha ağır. 7 gram gelir.